Günaydın, mutlu sabahlar. Kısa ama hareketli bir haftanın sonuna geldik. Ekonomi ve piyasalarda neler oluyor hemen aktaralım. Bayram tatil dönüşü bizi %70'e dayanan enflasyon rakamları karşıladı ve son 20 yılın en yüksek enflasyonu olarak kayıtlara geçti. Hissedilen enflasyon çok daha fazla. Hatta enflasyon araştırma grubu ENAG'ın açıkladığı rakamlar resmi rakamların 2 katından yüksek ve %156 olarak açıklandı. Tabii TÜİK verisi beklenirken en çok merak edilenlerden biri de kira kontratı yenileyeceklerin karşılaşacakları enflasyon oranıydı. 12 aylık TÜFE ortalamasına göre hesaplanan bu orana göre Nisan'da kira artışı %34,46 olarak belirlendi. Enflasyon pandemi sonrası ve Ukrayna-Rusya savaşı kaynaklı olarak küresel bir sorun haline geldi. Evet, ama dünya çapındaki merkez bankaları bu sorunla mücadele etmek için faiz artışlarına gidiyor. Son örneklerde dün faiz artıran İngiltere, Hong Kong ve bir gün önce takip ettiğimiz ABD Merkez Bankası Fed. Fed ise her ne kadar piyasa dostu açıklamalar yapmış olsa da çarşamba akşamı son 48 saatte piyasalarda çok olağanüstü hareketleri tetikledi. Fed sonrası rahat bir nefes alıp bir rahatlama rallisine giden varlıklar dün tüm kazançlarını geri verdi. Çok sert düşüşler yaşandı hem geleneksel piyasalarda hem de kripto paralarda. Nasdaq dün %5 geriledi ve hem Nasdaq hem Dow Jones 2020'den bu yana en kötü gününü geride bıraktı. Asya ise bu sabah kıpkırmızıydı Japonya haricinde. Peki neden? Piyasalar resesyon endişesi yaşıyor şu anda. Ya bu adımlar enflasyonu düşürmez ve ekonomi yavaşladığı ile kalırsa korkusu var ve bu endişeler gidene kadar da bu oynaklık, bu iniş çıkışlar biraz yeni normalimiz olacakmış gibi duruyor. Bugün 15.30'da açıklanacak Amerika'dan tarım dışı istihdam verisi piyasalar açısından çok önemli bir veri. Beklenti Nisan'da tarım dışı istihdamın 380 bin artması yönünde işsizliğin de %3,5'e gerilemesi bekleniyor. Eğer çok daha kuvvetli bir veri gelirse piyasalarda yine Fed'den beklenenden daha agresif bir adım atacak beklentisi oluşabilir ve Amerikan 10 yıllık tahvil faizi yükselebilir. Tahvil faizi bu hafta içinde 2018'den beri ilk kez %3 seviyesinin üzerine geldi ve tahvilden çıkışlar faizi yükseltirken hisselerde de satışları tetikliyor. Dünkü çalkantıda dolar küresel çapta bir kez daha güvenli bir liman olarak karşımıza çıktı. Fed piyasalardan likiditeyi çekerken böyle belirsiz zamanlarda dolar olan talep de artıyor. Dolar endeksi 103 seviyesinde, içeride ise kur bu sabah 14.90'a yükselmiş durumda. Yükselen dolar altın fiyatlarını yeniden baskıladı dün itibariyle ve Fed sonrası primlenen spot altın 1874 dolardan geçiyor. İç piyasalarda ise 897 liradan el değiştiriyor. Petrol ise haftayı yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor. Dün gözlerimiz petrol ihracatçıların ülkeler örgütü OPEC toplantısındaydı. OPEC artı ülkeleri, ki orada artı Rusya'yı temsil ediyor, doğrudan üye olmasa da piyasada söz sahibi bir ülke olarak toplantılara katılıp görüş bildiriyor. Haziranda günlük 432 bin varillik sınırlı bir arz artışında anlaşmaya vardı. AB ülkeleri 6. yaptırım paketi çerçevesinde Rus petrolüne ambargoyu görüşürken sınırlı bir artış petrol piyasalarını çok rahatlatmayacak gibi duruyor. Gerçi AB'nin bu planına da itirazlar geliyor. Çünkü Almanya başta olmak üzere pek çok ülke Rus petrolüne adeta muhtaç. İç piyasalara da bakalım. Dünyada dün gürültü patırtı koparken BIST 100 günü %1,5'luk yükselişle tamamladı. Bugüne ise düşüşle başladı. %0,51'lik geri çekilmeyle başladık. Bakalım gün içerisinde neler olacak. Ve kripto paralar. Fed sonrası kısa süreliğine de olsa 40 bin doları aşmıştı Bitcoin. Ancak dünkü fırtına kripto paraları da etkiledi. Bitcoin ve Nasdaq arasındaki korelasyon, yani birlikte hareket etme trendi tarihi yüksek seviyede. Dolayısıyla Nasdaq nereye, Bitcoin oraya gibi bir durum oluşuyor. Bitcoin de ana kripto para olarak diğer coinlere yön vermeye devam ediyor. Dün 37.500 seviyesinin altına geriledi. Bitcoin şu anda da 35.900 dolar seviyesinde karşımıza çıkıyor. Şimdi takip edilmesi gereken yeni destek seviyeleri 29.000 ila 32.000 dolar aralığı. Kendini yeniden 37.500 doların üzerine atıp orada bir günlük kapanış yapabilirse kısa vadeli bir stabilite gelebilir beklentisi var. Öne çıkanlar böyleydi. İyi bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın.